Artık anlaşmazlıkların giderilmesi yargıya gitmeden de mümkün. Çözüm artık arabuluculukta. Dünya Arabuluculuk Günü, Almanya'nın Heilbronn şehrinde belediye uyum sorumlusu Roswitha Kişer başkanlığında halk eğitim merkezinde kutlandı. Gönüllü arabulucular toplandı da çeşitli dillerde broşürler dağıtıp kendilerini ifade ettiler. Heilbronn uyum sorumlusu Kişer, tahkim ve mahkemeye gitmeden anlaşmazlığa düşen iki tarafın arabuluculuk sistemi sayesinde barışabileceklerini ve sistemi Türkler arasında da yaymak istediklerini söyledi. Çok güzel şeyler uyguladı. Biz bu eğitimde kendimizde çok çok yararlı tarafları gördük. Ve özellikle de iki dil bildiğimiz için vatandaşa da bu şekilde bir şekilde yardımcı olabileceğimiz için bu eğitimi aldık. Bu eğitimi de zaten bize yönlendiren ve tavsiye eden de Bayan Kayker oldu. Tatarbon'da belediyesinde çalışıyor kendisi. O bize özellikle arzu etti bu eğitimi yapalım. Yani halkımıza yönelik bir şekilde yardımcı olabiliriz diye. Kendisi zaten ilk bölümde ilk eğitimi aldı. Biz ikinci bölümdeydik. Sonra arkadaşlar yeniden Özden Hanım da eğitim aldı. Ich habe die Untergruppe interkulturelle Mediation. Da geht es darum, wenn zum Beispiel Konflikte zwischen zwei verschiedenen Kulturkreisen sind, dann kann ich helfen, hier Mittler einzusetzen, die übersetzen, die letztendlich auch hier versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden und auch kulturelle Hintergründe zu erklären. Das ist sehr wichtig, gerade in einer Stadt wie Heilbronn, wo fast die Hälfte der Bewohner eine Zuwanderungsgeschichte haben. Das heißt, im Ausland geboren sind, beziehungsweise ihre Eltern im Ausland geboren sind. Und ich freue mich, dass dieses Netzwerk gibt. Wir haben auch uns präsent gemacht und wir brauchen einfach auch viel die Presse, wir brauchen viel die Kontakte über das Internet, damit wir uns bekannt machen können und die Leute dadurch ein leichteres Leben haben. Arabuluculuk her türlü alanda faydalı olabilir. Örneğin kardeşler arasında küslükte, anne baba çocuklar arasındaki çatışmalarda, komşular arasındaki ilişkilerdeki uyuşmazlıkta iyi bir yöntem, çözüm yöntemi olabilir. Bu yöntem her iki tarafında gönüllü olaraktan bu bir çözüm arayışı içerisine girmesine başlıyor aslında. Ve ondan sonra da her iki tarafta gönüllü olaraktan her ikisi de kendi sorumluluğu çerçevesi içerisinde bir çözüm arayışı içerisine girmek isteğiyle başlıyor ve böyle yani bir çözüm arayışına her iki tarafta gidiyor.